Merhaba. Bugün prostat kanserinin erken tanısını sağlayan bir yöntem olan multiparametrik MR hakkında bilgi vermek istiyorum. Multiparametrik prostat MR, normalden yüksek kan PSA değeri olan kişilerde prostat bezinde kanser şüphesi taşıyan bir bölge bulunup bulunmadığını belirlemek için uygulanır. Bu sayede biyopsi sırasında doğrudan şüpheli odaklardan parça alınması mümkün hale gelir. Prostat bezinde tümör olup olmadığını, varsa yerini ve büyüklüğünü net olarak belirleyebilen multiparametrik MR sayesinde biyopside daha doğru sonuçlar elde edebiliyoruz. Multiparametrik MR incelemesinde prostatında anormal bulgu saptanmayan hastalarımızda biyopsi yapılması gerekliliği de azalabiliyor. Ayrıca prostat bezindeki bir tümörün prostat bezi dışına taşıp taşmadığı ve başka organlara sıçrayıp sıçramadığını anlamak için de bu yöntemi kullanıyoruz. Multiparametrik MR sayesinde prostat kanseri için ne tür bir tedavinin uygun olacağını da bu şekilde belirleyebiliyoruz. Prostat bezini portakal şeklinde hayal edersek, multiparametrik MR incelemesi sırasında bu portakal yukarıdan aşağıya, önden arkaya ve yandan ortaya doğru ince ince dilimlenir. Ve bu sayede prostat bezi ve içindeki bir tümör 3 boyutlu olarak değerlendirilir. Multiparametrik MR'la prostat dokusunun anatomik yapısı, sıvı içeriği ve hücre yoğunluğu incelenir. Bunlarla ilgili anormal bir durum varsa görülebilir. İyi ve yeterli bir MR çekiminde bu özelliklerin tamamının incelenmesi gerekir. Bu inceleme ortalama 30 ila 45 dakika arasında sürer. Bu nedenle 30 dakikadan kısa süren prostat MR çekimleri uygun ve yeterli olmayabilir. MR incelemesinin ve bu inceleme için yazılan raporun, radyoloji raporunun kalitesi kuşkusuz çok önemli. Her MR cihazıyla prostat MR'ı çekilemez. Prostat MR'ının sadece yeterli özelliklere sahip MR cihazlarında uygun teknikler kullanılarak çekilmesi ve bu konuda tecrübeli üroradyologlar tarafından raporlama yapılması gerekiyor. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklamak daha uygun olabilir. Kızılay Meydanı'nda yağmurlu bir günde kalabalıkta bir cüzdan çalınmış olsun ve bu esnada uzaktan çekilen bir fotoğraftan hırsızı bulmaya çalıştığımızı hayal edelim. Fotoğraf iyi bir makineyle çekilmemişse veya çekim ayarları, örneğin hava yağmurlu olduğu halde güneşli havaya göre ayarlanmışsa, insanların yüzleri seçilemez. Bu nedenle hırsızı ayırt etmek mümkün olmaz. Fotoğrafın kaliteli çekildiği varsayılsa dahi, bu fotoğrafın herhangi birisi tarafından incelenmesiyle, daha önce bu suçu işlemiş sabıkalıları tanıyan hırsızlık masasından bir polis tarafından incelenmesi kuşkusuz aynı olmaz. İşte bu nedenle multiparametrik MR incelemesinde çekimin yapıldığı cihazın özelliklerinden raporlamayı yapan radyoloğun kim olduğuna kadar her unsur çok önemlidir ve sonuca doğrudan etki eder.